Seçim çalışmalarımız devam ediyor mahallelerde. Biz ailelerimize gittiğimiz zaman bu örnek pusuladır. Şöyle, şunu seçmenlerimize bu şekil katlanmasını söylüyoruz. Bu şekil katlayın diyoruz. İkinci defa katlandığı zaman zaten Yeşil Sol Parti'nin logosu hemen öne geliyor bu şekil. Bu şekil dökün ve zarfa koyun. Pusulada milletvekili adaylarımıza Yeşil Sol Parti diye anlatıyoruz. Cumhurbaşkanı pusulasında da Kemal Kılıçdaroğlu diye seçmenlerimize anlatıyoruz. Bu 9 gün süre içerisinde gece gündüz biz durmadan bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bitlis'te de biz yani 3 adayımızı seçiyoruz diye düşünüyorum. Çünkü diğer rakiplerimiz daha önce halkın bir AKP'den bir beklentisi vardı. Gerçekten gerek cumhurbaşkanlık sisteminde gerek milletvekili seçiminde örneğin beni başkan seçin ben sizi uçuracağım diye söylüyorlardı. Gerek ekonomide gerek Kürt sorununun noktasında yaparsa biz yaparız. Bu şekil halkın kafasını karıştırıyorlardı. Halkın da bir beklentisi vardı gerçekten. Yani yaparsa bunlar yapar diye düşünüyorlardı. Halk bunu gördü. Gerçekten tam tersi oldu. Bu başkanlık sistemi Türkiye tek adam rejimiyle yönetilemeyeceğini herkes bunu fark etti. Yerelde de şu an Bitlis bölgesinde de gerçekten Şırnak kayyumunu yöneten birisini getirmiş aday yapmışlar. Onun hakkında da birçok soruşturma var. Sadece milletvekili seçilsin, dokunulmazlığı olsun, yargılanmasın tarzında. Çünkü onun ucu Tayyip Erdoğan'a, damadına ve oğluna da dayanır. Ondan dolayı aday göstermişler. Muhrafa Letehi, Usat Hinova Zarfida. Kurdi kalaş ne gidiyor? Hami birane. Salavemin hami kesir ayah. Azerbaycan nokta bildim.